Sevgili kardeşlerim, bugün sizler için R-Bitly sitesinden bahsedeceğim. R-Bitly sitesi bizim için yeni bir arbitraj sitesidir ve eskilerden bu yana arbitraj siteleri çok popüler olmuştur. Ve arbitraj siteleri içinde en iyilerinden diyebilirim ki R-Bitly'yi. Çünkü bundan önce bunun kardeşleri gibi siteler oldu ve onlar da uzun süre gitti ve iyice para kazandırdılar. Tabii ki bu sistemlere ilk önce girenler daha çok kazanıyor. Bunu da bildirmek gerekiyor. Arbitraj sitesi de sizin bir tıkla, sadece bir tıklamayla arbitraj işlemini yapabileceğiniz bir site. Şimdi arbitraj hakkında bilgi edinelim. Burada şirket hakkında bölümü var. Ve şirket hakkında bölümünde Arbitly'nin bir arbitraj trading platformu olduğu, yani siz bir borsada ucuz olduğunda, diyelim ki Bitcoin olsun, Ethereum olsun, Litecoin olsun veya diğerleri, bir borsada ucuz olduğunda oradan alıyorsunuz, diğer borsada satıyorsunuz. Ama tabii ki bunun için sizde her iki borsada paranızın olması gerekiyor. Ama bu site Arbitly bunların karşısına alıyor ve siz sadece bir siteyle, yani bu siteye girerek arbitraj işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Sanal arbitraj derdim ben buna. Arbitraj trading var burada. Mesela arbitraj trading ile ilgili herhangi bir risk olmadığını söylüyor. Ve burada şirketin işte üyelerini, yani şirketin işte kurucusunu, CEO'sunu ve diğerlerini görüyorsunuz. Ve burada iletişim bölümü var. Yol haritası bölümü var. Yol haritasına gidelim. Yol haritasına baktığınız zaman burada Concept Development'in olduğu, yani 2018 yılında. 2018 yılında web sitesi ve white paper hazırlanmış. Sonra white paper'la web site released yapılmış, yani işlevsel olarak yayımlanmış. Sonra alfa testi yapmışlar. Platformanın beta testi de gerçekleşmiş ve 2019. yılda ve Arbitly platformu launched yapılmış full versiyonda. Yani sistem tamamen işe salınmış. Ve burada platform upgrade yapılmış. New versiyon 2.0'a geçilmiş 2020 yılında. Ve diğer paralar da eklenmiş buraya arbitraj için. Altcoin'ler eklenmiş ve bunlarla biz daha kolay bir şekilde trade yapabiliyoruz. Burada iOS ve Android application'lar olacak. 2021 yılında olacak bunlar. Ve burada da işte diğer bilgileri vermişler. Burada platformla ilgili Arbitly Cloud, Arbitly Cloud Plus ve Boost vardır. Yani bu Arbitly'nin esas mantığı şunlar aslında. Arbitly Cloud nedir? Bakalım. Arbitly Cloud arbitraj işlemlerinin güvenli bir yolda ilerlemesini söylüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bunun dashboard'ıdır. Ve manual trading yapabiliyorsunuz. Yani diyelim ki siz bir borsada ucuz görüyorsunuz. Bakın bir panelde görüyorsunuz bunu. Bir borsada ucuz görüyorsunuz diyelim. O borsada tıklıyorsunuz ve ben oradan satın alacağım diyorsunuz. Ve başka bir borsada pahalıdır ve o borsada bu listededir. Yani herhangi bir yere gitmeye gerek yoktur. Bundan önceki siteleri de vardı. Örneğin bu sitelerden eğer katıldıysanız görmüşsünüzdür. Burada seçiyorsunuz ve meblağını giriyorsunuz ve işlemleriniz gerçekleşiyor. Ve burada manual trading de öyle yapılıyor. Yani burada da nasıl işleme şekli vardırsa burada belirtmişler. İki exchange olduğu ve order'ın yapıldığı, create an order dedikleri ve burada istatistiklerini görüyorsunuz. Ve burada da arbitraj ile ilgili spotting arbitrage signal var. Yani bu bölümde, yani dashboard'ımızda biz bu sinyalleri alıyoruz ve bu sinyaller için biz para ödemiyoruz. Ama bu borsaların komisyonlarını ödüyoruz sadece. Burada da işte hesaplama makinesi bize her bir şeyi gösteriyor aslında. Cash in ve cash out bölümleri var. Yani siz burada işlemler yapabilirsiniz. Cloud management var. Yani tamamen internet üzerinden işlemler yapıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Bir de Arbitly Cloud Plus var. Arbitly Cloud Plus ise arbitraj işlemlerini siz manuel değil de otomatik mi yapıyorsunuz ve siz herhangi bir zamanda, herhangi bir işte düşünmüyorsunuz ki, yani burada zarar mı ederim, kayıp eder miyim ya kazanır mıyım gibi düşüncelerden uzak duruyorsunuz ve sadece siz işlem giriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben Bitcoin ile arbitraj yapacağım. Bu hangi borsada ucuzsa, hangi borsada pahalıysa orada alsın, orada satsın. Robot yapsın bunu diyorsunuz. Bir bot yapsın. Ve bu zaman
işleri bot yapıyor. Ve bunun için de siz zamanınızı harcamıyorsunuz. Burada da How RBI Query Cloud Plus Works var. Yani siz bu işlemleri yapıyorsunuz. Siz order için miktarınızı giriyorsunuz. Ne kadar para yatıracaksınız? Burada number slotunu giriyorsunuz. Kaç adet yatıracaksınız? Ve burada kriterini order diyerek sonra VSTAT diyerek siz işlem işine bakabilirsiniz. Ve trading pools var. Yani trading pools dediğimiz belli bir miktarlarda paralar toplanıyor ve onlar arbitraj yapılıyor ve trading pools'u oluşturuyor bunlar. Ve deep trade var. Deep trade de mesela arkadaşlar burada işte logic scriptlerinden işte otomatik switchinglerden başlamış cross communication'lerine kadar hepsini ihate ediyor burada. Control center'ı var, safety net'i var, geri correction'ı var. Bunların hepsini ve 7 gün 24 saat 365 gün trade işlemlerinin deep trade mantığıyla çalıştığını söylüyor size. Burada hassle free maintenance var. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz bunlar için. Sadece borsaların olduğu ücretleri ödüyorsunuz. Burada bir de boost var. Boost nedir arkadaşlar? Biz işte girelim 20 tane, 50 tane, 100 tane arbitraj işlemine girelim. İşte sistem alsın satsın, alsın satsın diye bir şey yok arkadaşlar. Arbitli ile. Bu nasıl oluyor? Şimdi bizim bildiğiniz üzere botlarımız var. Ve bu botlar nedir arkadaşlar? Burada starter paketi var. Starter'da bedavadır bu. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ama bu paket yani herhangi bir para ödemediğiniz paket size günde bir trade şansı veriyor. Bir tane trade yapabilirsiniz ve maksimal 0.05 Bitcoin ile işlem yapabilirsiniz. Ya işte onun olduğu Ethereum olsun, diğerleri olsun. Onlar için. Ve sizin burada affiliate kazancınız %15 oluyor ve siz 5 taneye kadar order'i girebiliyorsunuz ayrı ayrı da. Ama eğer siz booster alırsanız, Pro X1 alırsanız, Pro X1'de 0.0003 yani 30 bin satış ödüyorsunuz ve günlük 2 trade şansınız oluyor. Ve 2 trade şansı bu demektir ki yani 5 tane coin ile işlem yaparsanız bu günlük 10 tane işlem yapmış olmanız demektir. Ama bunun fiyatı 30 bin satış yani 3 dolara siz ödemelisiniz ve bunun süresi 30 gündür. Ve burada da aylık %15'lik bir işlemlerden bahsediliyor. 0.1 Bitcoin'e kadar siz trading yapabilirsiniz. Ve en doğrusu da 0.1 Bitcoin çünkü kazancınız da çok olur ve böylelikle işlemleriniz yarıda kalmaz, kaybetmezsiniz. Ve 2 booster alıyorsunuz Max 2x2'de. Burada 0.01 Bitcoin ücret ödüyorsunuz. Yani neredeyse şu anki kurla 100 dolar ücret ediyorsunuz. Ve burada 3 liraya yetişansınız oluyor. Yani toplamda 5 coin işlem yaptığınız zaman 15 tane işlem oluyor. Ve 0.1 Bitcoin'den yani şu anki kurla 1000 dolardan yukarılı işlemleri yapabilirsiniz. Yani ne kadar yapsanız daha karlı çıkarsınız. Bu arada affiliate kazancı %15 ve 5 tane order şansımız var. 20 tane exchange'de işlemler yapılabiliyor. Email notification ve 7/24 destek burada. Ve Cloud Plus'da ise 30 gün bedava. Süre diyor. Ama bunu bir hafta veriyor ve siz bir hafta boyunca kullanabilirsiniz. Burada bloklar var. Herhangi bir haber yerleştiği zaman oraya da yerleştiriliyor. Platformun statüsü var. Statüsüne bakalım. Platform nasıldır? Buna da bakalım. İlerleyelim diğerlerine. Bakın burada Airbitly.io'nun sistem operasyonluğu yani API sistemi işte ne kadar sağlıklı, wallet servisleri, deep trade'leri ne kadar sağlıklıysa burada bunlar gözüküyor arkadaşlar. Ve şimdi burada white paper'ına da bakalım gelmişken siteye. White paper nedir? White paper'da siz sitenin mantığını, ya yani projenin mantığını ne işe yarıyor, neler yapacaklar, siz bununla güvenebilir misiniz, bunun işleri nedir, nasıl trade yapılıyor, arbitraj nedir, arbitrajla işlemleri bu firma nasıl yapıyor, bu veya diğer bir onlarca sorunun cevabını siz white paper'ında bulabilirsiniz. Çünkü white paper bir şirketin temelidir ve ilk şirket kurulmamışsanız onu white paper'a yazılıyor. Orada roadmap'ını görüyorsunuz, işte güzel grafiksel bir şeyde yazmışlar. Ve burada manual trading, otomatik trade'lerin yapıldığını, kolay bir trading pattern'ın olduğunu, bakın burada da logolarını görüyorsunuz. Arbitraj trading, zero risk trading yani sıfır faizle, %0'lar risksiz yani işlemlerin yapıldığını söylüyor. Ve Arbitly Exchange işlemlerinin yapıldığını, cloud arbitrage işlemleri ve Arbitly affiliate sisteminin olmasından bahsediliyor. Ve şirketin işte CEO'su ve diğer elemanlarıyla ilgili bilgiler yer alıyor.
Şimdi arkadaşlar nasıl kayıt yapacağız sisteme, buna bakalım. Sisteme kayıt olmak için sadece kayıt düğmesine tıklamak yeter. Arbit listesinde sign up ediyorsunuz. Username'inizi, yani kullanıcı isminizi oluşturuyorsunuz. E-mail adresinizi, şifrenizi, tekrar şifrenizi yazıp burada tıklayıp şunu yapıyorsunuz ve buradaki klikleyip next diyerek e-mailinize gelen onayı onaylayıp işlemi yapmış oluyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar ben sisteme giriş yapacağım. Bu sistemin içidir. Arbitli Pro X1 bir haftalık Pro X1 veriyor. Bakın burada da 7 saat 44 dakika var ve her işlemden 2 tane yapabilirim şu anda. Ama bu işlemler nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğim. İşte Bitcoin ile, Ethereum ile, Ripple ile, Bitcoin Cash ve Litecoin ile biz trade yapabiliriz. Ve burada platformlardan Arbitli, mesela diyelim ki Arbitli Cloud manuel işlemlerin yapıldığı bir bölümdür. Bu bölüme girerek bakın burada 13 tane Bitcoin borsası var. Bu 13 tane Bitcoin borsasında hangisinde ucuzsa, hangisinde pahalıysa oradan alınıp satılır. Mesela bundan önceki Luna ZA'da 11.315 dolara satış var ama diyelim ki Gemini de 10.828 dolar. Yani arada 4.30'luk bir fark var ve bu farkı siz kazanıyorsunuz. Böylelikle manuel işlemler böyle gidiyor. Buradan işte coin'i seçiyorsunuz. Mesela bunu seçtiniz. Diyelim almak hangisidir? Diyelim ki mesela bunu seçtiniz. Ve burada miktar yazıyorsunuz. Miktar minimum 0.025 bitcoin'dir. Maksimum da 0.05. Bu paketinize uygun olarak öyledir. Mesela Ethereum'a tıkladığınız zaman bu zaman Ethereum'la ilgili bilgiler geliyor ve siz görüyorsunuz ki minimum 1 Ethereum ve recommend 2 Ethereum'dur ki siz para kazanabilirsiniz. Ve Arbitly Cloud Plus'a bakalım. Cloud Plus'ta ise herhangi bir manuel işlem yok. Otomatik işlemler oluşturuluyor. Siz sadece olarak buraya yatırılacağınız meblağı kaç adet yatırılsın? Mesela diyelim ki 17 adet yatırmak istiyorsunuz. Bunu seçip Crypto'da diyemeniz yeterli yani. Ethereum'da da aynı işlemi var. Ripple'da da, Bitcoin Cash'de, Litecoin'de hepsinde aynı. Ve Boost var. Boost demin de söylediğim gibi burada paket alıyorsunuz. Mesela aktive ediyorsunuz paketi. Aktive ediyorsunuz ve 0.0003 ödüyorsunuz. Bir aylık boyunca siz 2 trade şansınız oluyor günde. Her coin'den 2 tane trade yapabiliyorsunuz. Diğerinde ise 3 tane yapabiliyorsunuz. 0.01 Bitcoin ödemeniz gerekmektedir. Ve burada wallet kısmına geliyoruz. Wallet kısmına geldiğiniz zaman cüzdan kısmı yani burada add balance diyerek balansınızı artırabilirsiniz. Withdraw diyerek yani para çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki Ethereum'da para çekmek istiyorsunuz. O zaman 0.015 network fee diyorsunuz. Minimumda 0.1 Ethereum çekim yapabilirsiniz. Mesela Ripple diyelim. Ripple'da çekim yapmak için 0.05 Ripple ödüyor network fee olarak. Ve minimum 100 Ripple olarak çekim yapabiliyorsunuz. Evet, bu kadar arkadaşlar ve burada referral and earn bölümü var. Referallarla kazanma bölümü var. Yani bu nedir arkadaşlar? İki level var. İki level var ve regular ve pretty neydi bu? Partner var. Partner var ve burada statüler var. %10'a kadar kazanabiliyorsunuz ama regular'da %3'e kadar iki katlı affiliate'den para kazanabiliyorsunuz. Bu kazandığınız paralar da burada listeleniyor paralarda ve diğerlerini de görebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bol kazançlar.